Müminlerin annesi Ümmü Habibe Ramle binti Ebi Süfyan radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Müslüman bir kimse farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılarsa Allah Teala ona cennette bir köşk yapar veya ona cennette bir köşk yapılır. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazından önce 2, öğle namazından sonra 2 rekat, cumadan sonra 2 rekat, akşam namazından sonra 2 rekat ve yatsı namazından sonra da 2 rekat namaz kıldım. Yine bu konudaki son rivayetimiz Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır buyurdu. Üçüncü defasında kılmak isteyene buyurdular. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz farz namazlardan önce ve sonra kılınan sünnet-i müekkedeleri devamlı kılmaya gayret eder, bunları ümmetinin de kılmasını tavsiye eder, bu namazları kılanlara cennette bir köşk verileceğini söylerdi. 2. Farzlardan önce ve sonra kılınan sünnet namazları kılmak mecburi değildir. Efendimizin kılmak isteyene sözü de bunu göstermektedir. Zamanı ve imkanı bulunan kimseler bu namazları kılmak suretiyle sevap kazanırlar. 3. Bu 12 rekat sünnet içinde aşağıda geleceği üzere sabah namazının sünnetinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. 4. Ezan okunur okunmaz hemen kamet getirilip farza başlanmamalı, Müslümanların cemaatle namaza yetişebilmeleri için 4 rekat namaz kılacak kadar beklemelidir. Yalnız başına namaz kılanların bu kadar beklemesi gerekli değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize sünnet namazlara sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin.